Aketerim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 tane bilançoyu biraz konuşacağım. 3 tane şirketin bilançosunu biraz konuşacağım ama ondan önce değinmek istediğim birkaç tane nokta var. Özünde bilanço sezonundan bahsedeceğim. Ama öncesinde bu hafta borç tavanı tarafı ABD'de önemli olacak. Biraz oraya girmek istiyorum. Bir ev fiyatlarını ev konut piyasası tarafını enflasyonu oldukça etkilediği için o tarafı bir miktar göstermek istiyorum. Bir de Fed'in bilanço tarafını bir miktar göstermek istiyorum. Bu hafta ikinci bir yayın yapacağım arkadaşlar. Büyük bir ihtimal Cuma günü. O yüzden bunu kısa bir şekilde toparlayacağız. Sadece kafamdakileri aktarmak istediğim için hızlıca bu yayını çekiyoruz. Şimdi ilk başta şu borç tavanı olayına bir değinelim. İlk grafiğimizde gördüğümüz şey nedir noktası? 3 aylık getirilerin 1 aylık getirilere kıyasla ABD'deki hazine bonoları kısmında 3 aylık getirilerdeki yükseliş bir aya göre. Bu niye oluyor? İşte geçtiğimiz hafta ABD'de vergi toplama haftasıydı. Ve bu vergi rakamına göre özünde ne noktaya kadar hazinenin yükümlülüklerinin yerine getirebileceği kısmı belli olacak. Şu an için öngörülen tarih Temmuz'a kadar hazinenin işte yeni borçlanma yapmadan muhasebesel özel yöntemlerle birazdan değineceğim. Yükümlülüklerini yerine getirmesi şeklinde. Dolayısıyla burada risk tarafı oldukça artmış şeklinde bu grafikte ortaya çıkıyor. 3 aylık getirilerin 1 aya göre daha yüksek olması. Bu riskten kasıt borç tavanında anlaşmaya varamayacaklar değil. Özünde borç tavanı da anlaşmaya varılmama riskinden bahsediyorum. Ben günün sonunda borç tavanında anlaşmaya varılacağını ve 2011-2013 benzeri bir yapıyla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Ama bu iki parti arasında ABD'de politik bir pazarlık noktasında kullanılan bir taraf. Dolayısıyla bu son zamanlara kadar bakalım devam edecek mi? Yoksa bu haftaki oylamada borç tavanı artışı yaşanacak mı noktası önemli olacak tabii. Burada gördüğümüz grafikte de 1 aylık getirilerle 3 aylık getiriler arasında net olarak risk açısından fark yaşandığı ortaya çıkıyor. Şimdi diğer noktaya geçecek olursak ABD'nin CDS'leri. CDS tarafında gerçekten çok ciddi bir yükseliş durumu söz konusu. Burada yani tabii ki finansal piyasalar ve genel olarak hani literatür adına önemli olan kısım şey şu. ABD tahvilleri risksiz varlık konumunda. Dolayısıyla hani borç tavanı tartışmaları bu noktada hem literatürde, finansal literatürde hem de ABD'nin kendi CDS fiyatlamalarında önemli bir etken noktası. Ama şunu iyi anlamamız lazım. Normal şartlarda CDS'i yükselen bir ülkenin özünde para biriminin değer kaybetmesi lazım. Ama ABD tarafında doların rezerv para birimi olma statüsü de aklımızın bir köşesinde olsun. Burada CDS'in yükseliyor olması kesinlikle dolar değer kaybedecektir manasına da gelmiyor. Tabii ki baskı oluşturuyor ama rezerv para konumu dolayısıyla buradaki denklem de biraz daha farklı işliyor arkadaşlar. Çok pardon. Buradan üçüncü grafiğimizi açalım şimdi. Bu Ocak ayından beri, buradan büyütelim. ABD hazinesi özel muhasebesel yöntemlerle yükümlülüklerini yerine getiriyor. Şimdi bu özel yöntemlerin özünde etkisi nedir diye baktığımızda, bu hazinedeki nakit balans, nakit hesaba baktığımızda borç tavanı konuşmalarını, işte borç tavanının vurduğu noktalarda nakit kısmının gerilediğini görüyoruz. Bu özünde piyasaya likidite katıyor arkadaşlar.
Bu likiditenin tabii hisse piyasası tarafında da etkisi var. Diğer tarafta hazine tahvilleri kısmında ekstradan arz gelmemesi noktasında yarattığı bir etki var. Ama özünde genel mantık şu çerçevede işler. Fed'in, ya benim en azından öyle işliyor. Fed'in durma noktasına ne kadar yakın bu borç tavanı anlaşması gerçekleşirse özünde hisse piyasası için o kadar iyi. Neden? Çünkü Fed'in durma noktasına yakın piyasada daha pozitif bir hava olabilir. Daha önceki işte geçmiş medyan getirilerden bahsetmiştim durduktan sonra Fed. Ama borç tavanı anlaşması olduğu anda piyasadan likidite çekilmesi olur. Dolayısıyla bunun artı eksi yönlerini koyduğumuz zaman bu sürecin ne kadar aynı zamana denk geliyor olması veya yakın zamana denk geliyor olması o kadar önemli. Şimdi diğer taraftan tabii bu tahvil tarafını etkiliyor diye konuştuk. Buradan hızlıca şeyi açmaya çalışayım. Bir saniyenizi rica edelim. Şimdi vadeli piyasalarda hedge fonların 10 yıllık tahvil getirilerindeki pozisyonlanmayı açacağım arkadaşlar. 5 yıllık yapalım. Daha uzun da yapabiliriz. Gördüğünüz gibi 2019 zamanlarının aşağısına gelmiş durumdayız. Yani piyasada aslında hisse tarafında hala iyi kötü bir şekilde S&P geçen haftada sadece eksi 0,1 kayıpla kapattı. Ciddi bir satış durumu söz konusu değil. Ama tahvil tarafında bu, yani bu aslında borç tavanının yarattığı likiditenin borç tavanının arttırılmadığı sebepten ötürü, nakit hesabın kullanılmasından ötürü ekstra gelen likiditenin bir hisse piyasasına etkisi var. Bunu bir etken olarak anlatıyorum. Yani bu tamamıyla diğer görüşlerimi bir ek olarak alabilirsiniz. Hisse piyasası ile ilgili görüşlerimi. Diğer taraftan bu tartışmaların olması, yani ne kadar işte Fed'in durma noktasıyla borç tavanı anlaşması yaklaştığında hisse piyasası için o kadar iyi, aslında tahvil piyasası için de belirsizliği bir miktar gösteriyor. Burada da o taraf için ne kadar erken olursa en azından ilk hareket bazında, ya yani borç tavanında anlaşmaya vardıklarında en azından CDS fiyatlamalarındaki gerileme düşünüldüğünde ya da işte o bir aylıkla 3 aylık noktasını gösterdi. Hani verim eğrisinde onu farklı farklı noktalara da çekebilirsiniz. Hani bu yapıda ilk harekette özünde biraz daha olumlu bir fiyatlama görülmesi beklenir tahvil tarafında. Ama bu ne kadar uzarsa tahvilden uzaklaşma durumu da o kadar söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada negatif net short pozisyonlarda tarihi kısa pozisyonlanmaya gelmiş durumdayız. Tabii diğer taraftan 10 yıllık getirilere baktığımızda çok ciddi bir yüksek seviyede değiliz. Ama hani büyük resimde anlatayım en azından. Yani bugün biraz daha böyle kafamdaki düşünceleri anlatıyorum. Direkt böyle şu fiyatlama olacak bence, yani öngörüm dahilinde veya şu fiyatlama olabilir demekten ziyade biraz daha geniş resimde inceleyelim olayı. Burada bir daha bir 4.30 seviyeleri, 4 seviyeler üstünde bir 10 yıllıklar falan bu sıkılaşma döngüsünde artık görmeyeceğimiz ortada. Ama borç tavanı noktasında yaşanan tartışmalar, bunun ileriye atılması burada bir miktar yukarı gidişatı destekliyor gibi. Pozisyonlanmalar da bunu anlatıyor gibi. Tabii birdenbire anlaşırlarsa, bu hafta anlaştılar diyelim. O zaman otomatikman bu net kısa pozisyonlanmalarda bir miktar kapanma olacak ve tahvil fiyatları da yükselecek özünde. Şimdi şunu şöyle atalım. Pardon. Atmayalım. Şöyle atalım ve devam edelim. Şimdi konut fiyatları noktası diye konuştuk. Burada İşte Ocak 2012, Mart 2023 arası Redfin'den alınan yıllık değişimlere baktığımızda median ABD'deki ev fiyatlarına gördüğünüz gibi
eksi rakamdayız. Yani bu şu gerileme aslında olumlu ama ya yani Fed'in enflasyon savaşı ile ilgili olumlu taraf ama bunun gecikmeli etkisi olacak. Hani hep bu konut fiyatlarında gecikmeli etki diye bahsediyoruz. Yani burada grafiksel olarak en azından özel sektördeki işte konut fiyatlarını gösteren sitelere vesaire baktığımız zaman ABD'de faiz artışı döngüsünün konut fiyatlarında bugün itibariyle yarattığı etki aşikar bir noktada. Bunun resmi TÜFE verilerine etkisi gecikmeli gelecek. Fed yılın ikinci yarısı itibariyle olacağını öngörüyor arkadaşlar. Şöyle hemen artık bu noktayı da konuştuktan sonra bir bilanço sezonuyla ilgili olarak iki tane grafik paylaşayım. Şimdi biz şimdiye kadar ABD'de S&P 500'ün yaklaşık %20'sinin bilançolarını aldık. Burada beklentilerle kıyaslandığında şu siyah tarafın pembe taraftan çok daha iyi olduğu gözüküyor. Ama zaten bu genelde böyledir. Asıl olay şu siyah tarafın şimdiye kadar işte geçmiş baktığımızda 2022'nin ikinci yarısından da iyi olduğu ortaya çıkıyor. Ve beklentilerden kötü kar açıklayan şirketlerin 2022'nin ikinci yarısına nazaran daha az oranda olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi biz bu bilanço sezonu oldukça olumsuz beklentilerle başladık özünde. Olumsuz beklentilerin altında yatan en önemli değişken ABD'deki işte bankacılık likidite krizinin yarattığı etkendi, yarattığı durumdu. Ve biz banka bilançolarını aldıkça biraz daha iyi bir noktada olduğumuzu anladık. Şimdi bu hafta artık Microsoft, Amazon, Google, Meta, Facebook gibi isimlerden rakamları alacağız. İlk çeyrek bilançolarını alacağız. Eğer bu hisselerde bilanço açıklamaları sonrası iyi hisse performansları yüksek, bu hisselerde de kar tarafında beklenti üstü rakamlar görürsek, bu durum işte S&P 500'de 4200 hedefi ve onun üzeri noktası ufak bir boğa piyasası görüşünü destekler. Bu yapıda da temel neden özünde. Tabii birçok faktör var baktığımızda işte enflasyondan tutun Fed'in gidişatına, kredi koşullarının işte nasıl evrildiğine kadar. Burada ama önemli bir etken şu, temel tarafta beklentiler gerçekten çok ciddi olarak aşağıda bir noktaya çekilmişti. Birinci çeyrek rakamları bunun üstünde. Bakalım bu hafta ABD'de birinci çeyrek büyüme verisi de bu şekilde olacak mı? Onu da göreceğiz. Orada da belki daha olumlu tarafta bir ayrışma görebiliriz arkadaşlar. Ama özünde %20'ye kadarlık olan kısımda en azından korkulan senaryoların gerçekleşmediği noktasındayız. Şimdi bir diğer grafiği açalım. Gene bilanço sezonuyla ilgili şu grafiği açalım. Şimdi bunu niye gösteriyorum? Burada hem gerçekleşen hem de beklenen özünde S&P 500'deki hisse başı kar büyümesi grafiği var. Bu grafiğin yapılma metodunda enerji kısmı çıkartılıyor. Şimdi bunu göstermemin sebebi şu. Biz işte ekonominin yavaşlaması, resesyon mu olacak, işte yumuşak iniş mi olacak, işte bankacılık likidite krizi sonrası yumuşak iniş olasılığı da azaldı, yıl sonuna doğru bir resesyon olasılığı arttı. Fed'in tutanaklarına baktığımızda bunu da görüyoruz. Tutanakta baz senaryo Fed ekonomistleri tarafından belirtiliyor. Ama özünde karlılık büyümesi noktasında biz enerji sektörünü çıkardığımızda 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren eksi noktadayız zaten arkadaşlar. Ve bu gördüğünüz 2023'ün ilk çeyrek tarafı bu döngünün en kötüsü
beklenen. Yani bir özünde enerji sektörünü dışarıda tuttuğumuzda bir hisse başı kar büyümesi tarafında bir kar resesyonu zaten yaşandı. Ve en kötü çeyrekte özünde beklenen en kötü çeyrekte finansalların öncülüğünde beklentilerden daha iyi bir ayrışma durumu söz konusu. İkinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek şurada görüyorsunuz. Bir resesyon ihtimali de olsa ABD'de şirket karları tarafında bir resesyon zaten yaşandı. Yani ekonomik büyümede resesyon, aynı zamanda şirket karları büyümesi noktasındaki resesyon. İki farklı konudan bahsediyorum size şu anda. Enerjiyi çıkardığımızda zaten biz kaç çeyrektir? Üç çeyrektir. Hisse başı kar büyümesinde eksideyiz. Bu çeyrekte de en kötüsü olması bekleniyor. Dolayısıyla en kötüsünde olumlu bir ayrışma endekslerde yukarı yönlü potansiyel içinde olumlu bir noktadır. Tabii ki yılın geri kalanında şu beklentilerde ciddi bir bozulma olmazsa. Biz Cuma günü PMI verilerinde ABD'de ne gördük? Nisan ayında çok ciddi bir çöküş durumu falan yok. İmalat tarafında da, hizmetler tarafında da. Dolayısıyla bu likidite krizi geçmişte kaldıkça ABD tüketimde yavaşlama olduğu ama çökme olmadığı anlaşılmaya başladıkça özünde. Bu gördüğümüz beklentilerde de ciddi bir aşağı revizyon olmaz. Ama ben hatalı çıkarsam ve biz çok ciddi bir ABD'de sert iniş, hard landing durumuna geçeceksek, o zaman şu beklentilerde gerçekten ciddi bir aşağı revizyon olmalı. O zaman acaba ilk çeyrek tarafı bu döngünün en kötüsü mü tartışılır. Ama en azından bu nokta, şu anki noktada en kötü beklenen çeyrekte olumlu sonuçlarla ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar hızlıca 3 tane bilanço üzerinden gideceğim. Bunu hani şu oldu bu oldu şeklinde değil. Biraz da hani ne bileyim ben işte bilançolara bakarken nasıl hangi yerlerden neler özelinde inceliyorum noktasında göstereceğim size. Şimdi ilk başta şunu şey yapalım buradan. Netflix tarafını açalım arkadaşlar. Buradan Netflix'i açalım. Netflix'in yatırımcı ilişkileri tarafında paylaşılan mektubu açalım rakamların olduğu. Şimdi burada hepsine gidip tek tek okuyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bilgiler de var. İşte yapılan şovlarla ilgili, onların işte izlenme sayıları ile ilgili vesaire. Ama bu paylaşımda ilk başta şurada finansal rakamlarda ciro kısmı öne çıkıyor. Ciro'da yıllık bazda 3,7'lik bir büyüme var. Daha sonra operasyonel gelirler tarafı öne çıkıyor. 1,7 milyar dolarlık bir gelir durumu söz konusu. Operasyonel marjin %21 arkadaşlar. Yani gidip baktığımızda aslında 2022 ikinci çeyreğinden itibaren en iyi seviye. Net kâra baktığımız zaman 1,3 milyar dolar ve hisse başı kârda 2,88 dolarlık bir seviye karşımıza çıkıyor. En kritik olan nokta Netflix ile ilgili bu üye sayısı. 232,5'lik bir üye sayısı var. Şimdi bu üye sayısında artık Netflix tahmin vermiyor. Eskiden veriyordu arkadaşlar. Bu 232 milyon niye önemli? Yaklaşık bir 100 milyon kadar ortak kullanılan hesap tahmin ediliyor. Ve Netflix iş modelinde değişiklik yaparak işte şifre paylaşımını önleyecek ve bedava reklam bazlı model sunarak özünde mevcut üye sayısının potansiyel olarak neredeyse %40'ı, %45'i kadar bir kısmı
sisteme resmi olarak dahil etmeye çalışıyor. İlk başta piyasa rakamları çok sevmedi özünde. Bu yeni iş modelinin işte hayata geçişi noktasında biraz yavaş buldular şirketi. Ama şirket yönetimi yılın ikinci yarısı ile ilgili olarak gerçekten olumlu bir tablo çizdi. Ve bu noktadan sonra Netflix hissesi bilanço sonrası düşüş yaşısı da o boşluğu yavaş yavaş doldurmaya başladı. Yani 318 dolardan, pardon özür diliyorum, 319 dolardan Netflix hissesi aldım. O boşluk dolduğu takdirde yani bu sabah podcast'te 340 dedim ama duruma göre piyasadaki risk durumuna göre o boşluğu doldurduktan sonra daha işte 340 veya daha altı bir seviyeden pozisyondan çıkma durumum olacaktır. Çünkü bu iş modeli değişikliğine ve Netflix'in özünde yani şuradan gösterelim madem açtık tek tek işte bölgesel şeyleri gösteriyor ama benim göstermek istediğim şu grafiği de göstereceğim ama başta şu aşağıda hemen Cash Flow ve Capital Structure noktasında Netflix'in bu kısmı önemli arkadaşlar. Yani birinci çeyrekte Moody's kredi notunu yükseltti. S&P ile beraber baktığında iki tane yatırım yapılabilir seviyede kredi notu var. Ve bu Netflix'in özünde sermaye maliyeti açısından rakiplerine kıyasla. Tabii rakipleri holdinglerin içinde birer parça ama o parçayı tek olarak değerlendirdiğimizde rakiplerine göre aslında sermaye maliyeti çok daha iyi durumda. Keza ilk ve tek sürekli karlılığa ulaşmış streaming şirketi baktığımızda. Dolayısıyla bu durum gelecekle ilgili de önemli bir değişken bence. Bunu da muhakkak dikkate almamız lazım. Şu grafiği de paylaşayım. Ondan sonra kapatayım Netflix tarafını. Mart 2023 rakamlarına göre Netflix'in pazar paylarını görüyorsunuz arkadaşlar özünde. İşte ABD tarafında, İngiltere tarafında. Oldukça iyi konumda. Tabii ki YouTube tarafı da önemli ama burada Disney rakibine göre mesela pazar payı izlenme noktasında en azından hem ABD pazarında hem İngiltere pazarında oldukça iyi bir konumda olduğu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım. Buradan kapatmayalım. Bunu değil. Böyle alalım. Şuradan Tesla'ya geçelim. Şimdi Tesla'da ilk çeyrek tarafında şu özet oldukça güzel arkadaşlar. Yani okuduğumuzda aslında Tesla'nın yakın zamanda büyümeyi daha çok tercih ettiği ve marjlarında ortalama araç fiyatının düşmesinden gelen olumsuz etki göğüsleyeceği ama ilerleyen zamanda bunun kendi bariyerlerini daha etkin hale getireceği noktası öne çıkıyor. Yani bu büyüme mi, karlılık mı? Tabii bu Fed'in sıkılaşma döngüsü sonrası sıkılaşma döngüsüne ilk verdiği sinyal 2021'in son çeyreğinden itibaren ciddi olarak tartışılmış bir şey ve karlılığın net olarak kazandığı en azından 2022'de aşikar bir durum işte değer bazlı şirketler özünde daha çok öne çıktı. Tabii burada yani savaş diyebilirsiniz, petrol fiyatları diyebilirsiniz vesaire ama özünde Fed'in sıkılaşma döngüsü de burada önemliydi. Döngünün tepe noktasına yaklaştığımız şu aylarda
tekrardan büyüme bazlı bir düşünce durumu söz konusu. Bunun doğru olması, doğru olduğu yer bence faiz indirimlerinin başladığı yer. Ama Tesla daha tabii proaktif davranarak ve bilançosu buna yeterli bir nakit pozisyona sahip olduğu için, yani cash pozisyona baktığımızda 22,4 milyar dolarlık cash'i var. Dolayısıyla kısa vadeli marjinde, marjlarda yiyeceği negatif etki uzun vadede farklı iş modelleriyle beraber işte insansız araçlar, robotaksi dediği noktalar olur olmaz ayrı bir nokta. Ama özünde bunun üzerinde çalışıyorlar ve bir araçla ilgili klasik bir düşünce olan aldın daha sonra bakıma götürdüğünden ziyade sana alıcısına boşta durarken para kazandırabilecek bir yöntem, daha böyle yazılım bazlı bir yöntem düşünüldüğü için paylaşım ekonomisi noktasında bence oldukça değerli bir şey. Ne kadar çok bu noktada araçlar trafiğe çıkarsa işte insansız kullanım mili arttırılırsa, yani arttırılırsa daha doğrusu toplam mil sayısı da artarsa o kadar bu yeni iş modellerinin gerçeğe alınması da artar. Bunu bir aslında fırsat olarak görüyor Tesla. Araç fiyatlarını yüksek marja sahip olduğu için, araç marjına sahip olduğu için özünde bir miktar düşürerek pazar payını arttırma noktasında. Şurada finansal özeti görüyorsunuz arkadaşlar. Yani tek tek gidebiliriz ama bunu yapmayacağım. Şurada gross, brüt kar marjı gözüküyor. Şimdi o eskiden direkt otomotiv, yani araç satışlarının kar marjında yazıyordu. Burada strateji tarafı biraz daha büyümeye döndüğü için o tarafı paylaşmamış diye anlıyorum. Totale bakılması isteniyor ama tabii analistler işte bir çıkarım yaparak özünde ne kadarlık bir otomotiv kar marjı olduğunu görebiliyor. Şu an pardon. Şuradan. Araç teslimat sayıları şey üretimi bunu zaten bildiğimiz bir rakamdı. Teslimat sayısı zaten bildiğimiz rakamdı. Bilmediğimiz neydi noktası? Bunları da daha öncelerden gösterdiğim için şey yapmıyorum. Öngörülüsünde hala %50 büyümeyi devam ettiriyor. Yani ABD tarafında yıl sonuna doğru bir resesyon beklentisi, Çin tarafı gerçekten işte yeniden açılmayla çok ciddi toparlıyor mu toparlamıyor mu noktasında şey yaparken gerçekten %50'lik hedefine büyümeyi devam ettiriyor ve 1,8 milyon araç üreteceğini ve tabii teslim edeceği noktasına çıkartıyor. Hatta Elon Musk 2 milyona kadar da çıkabilir diyor. Yani dolayısıyla şurada bir aşağı bir revizyon yok. Bu önemliydi bence öngörülerde. İşte satış yeri gepli oldu. Gepli bir noktada şu anda aşağı yönlü olarak. Netflix iyi toparladı ama Tesla'da şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Ama öngörülere baktığımızda şu an için öngörülerinde aşağı bir revizyon durumu söz konusu değil. Keza yıl içinde yeni araç platformunu tanıttığında işte siber truck kısmını üretmeye ve teslim etmeye kısmını arttırdığında robotaksi durumu zaten inanılmaz etki. Game changer olur yani Tesla için. Ama ona daha var özünde. Bir araba sahiplenme mantalitesini değiştirecek bir yapı çünkü. Her neyse. Bir şekilde aşağı bir revizyon yapılmamış. İzleyeceğiz. Bu çok mu optimistik bir nokta? Yoksa gerçekten durabilecek bir noktası? Eğer durmaya yakınlaştığı anlaşılırsa özünde Tesla hissesi de bundan olumlu etkilenecektir arkadaşlar. Yani satış başta yaşandı ama önümüzdeki zamanlarda şu outlook kısmının ne kadar gerçekçi olup olmadığı
noktası öne çıkacak. Eğer gerçekçi olmazsa satışlar tabii ki derinleşir. Yani daha kısa vadeli düşünürsek bu YouTube yayınlarını haftada bir veya iki çektiğimiz düşünüldü. Bu hafta GDP tarafı Amerika'da olumlu geldiği takdirde bu hisse piyasasına bir miktar olumlu yansır diye düşünüyorum. Çünkü piyasada Mayıs'ta veya Haziran'da bu faiz arttırım süreci bitecek. Ama ciddi bir resesyon olacak mı olmayacak mı, o şirket karlılıkları 2023'ün 3. çeyreği 4. çeyreği gösterdi. O büyüme nasıl etkileyecek, oraları anlayarak o tarafta daha belki olumlu bir senaryo oluşumuyla Tesla tarafında da alım gelebilir. Ama izleyip göreceğiz. 160-165 aralığı önemli bir destek bölgesi. Onun altına kayması durumunda satışlar maalesef hızlanabilir. Ama orayı korumuş olması en azından bilanço sonrası bence olumlu bir gelişme arkadaşlar. Şimdi son olarak da Taiwan Semiconductor Manufacturing'de değinmek istediğim bir nokta var. Şimdi hatta şuradan bir grafiği açalım. Yarı iletkenlerde teslimat döngüsünde ne noktadayız? Yani yarı iletkenlerde bir teslimat döngüsü var. İşte nasıl işte iş döngüleri var. İş döngüsüne benzer bir şekilde global bazda düşündüğümüzde yarı iletkenler döngüsü de var. Yarı iletkenler döngüsünde bir taban noktaya yaklaştığımız düşünülüyordu. Hatta hala da düşünülüyor. Ve buna bağlı olarak özünde 2023 ilk çeyreğinde yarı iletkenlerde ciddi iyi bir hisse performansı gördük. Buna tabii yapay zeka kısmı da önemli. İşte bu hafta zaten Amazon'dan, Google'dan, Microsoft'tan, Meta'dan alacağımız verilerde özünde bence üç tane nokta önemli olacak. İşte bir reklam tarafı, yani bu reklam tarafında gidişat nasıl? Çünkü reklam özünde büyüme döngüleriyle, büyüme riskleriyle paralel hareket eden bir yapı. Yani Google'da, Meta'da iyi bir eğer beklenti görürsek özünde reklam tarafında veya iyileşen, iyiden kasıt iyileşen bir öngörü görürsek demek ki o kadar da işler piyasanın düşündüğü kadar kötü olmayabilir noktası ortaya çıkar. Her ne kadar hafif bir resesyon yaşansa da yılın sonuna doğru. Yapay zeka tarafı önemli olacak. İşte Microsoft tarafı, gene keza Google tarafı önemli. Bulut sistemler tarafına bakacağız. Bir süredir kötü gidiyor bulut sistemler. Amazon'daki rakamlara bakacağız bunun için. Microsoft gene önemli. Datadog diye bir şirket var. Hani bulut sistemlerde Snowflake diye bir şirket var. Onlar da önemli olacak ama hani bu haftaki bilançolarda mega sermayede de bu tarafa bakacağız. Yani benim nacizane görüşüm bu mega sermaye teknoloji şirketlerinde reklam, bulut sistemler ve yapay zeka noktası öne çıkacak. Her neyse, konuyu çok da uzatmayayım. Bu döngünün sonuna mı yaklaşıyoruz yoksa değil miyiz noktasında? Taiwan Semiconductor Manufacturing kısmında çeyreksel bazlı performanslara baktığımızda ilk çeyrek bazında gerçekten yani akıllı telefon olsun, bilgisayarlar vesaire işte IoT kısmı olsun özünde. Birçok iş kolunda negatif bir durum söz konusu. Otomotiv iyi gidiyor burada. Yani otomotivdeki işte yarı iletkenler krizi deniyor. Bu krizin çözülmüş olması vesaire bence net olarak buradaki TSM satışlarından da aşikar. Ama ya gerçekten o döngüde bir sona yaklaşıyoruz ya da bu şeyler sonrası. Çünkü TSM'in şuradan grafiğini de açarsam size böyle. Açıkladığı gün sonra bir satış yaşadı arkadaşlar, görüyorsunuz. Şurada bir miktar acaba bu döngünün sonunda değil miyiz korkuları da var. Hani bu tabii Nvidia açısından da önemli olacak.
Talebin gidişatı bu durumu gösterecek arkadaşlar özünde. TSM benim yani 23 hisselik listemde olan bir isim biliyorsunuz zaten. Ben rakamları genel olarak baktığım zaman, bakmayın, o tarafa da değinebilirim ama çok artık bilançolar da bir miktarda indikten sonra çok şey yapmak istemiyorum. Şurada rakamlara da baktığımızda net ciro tarafında kendi verdiği öngörü dahilinde brüt kar marjı tarafında öngörüsünden daha iyi bir konumda. Operasyonel maç FAVÖK marjı konusunda beklentisinden daha iyi net kar marjı %40'ın üzerinde bir şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla ekonomik veriler iyi giderse birinci çeyrek büyümesi bu açıdan da önemli özünde. Bu şirkette de veya genel olarak yarı iletkenlerde de o döngüde taban yapma olup olmaması ile ilgili soru işaretleri bir miktar daha olumlu yönde çözümlenebilir. Eğer veriler kötüleşirse bu pek de öyle değil gibi bir noktaya da gelebilir. Bir öngörüde bulunmayacağım ama takip etmemiz gereken bir nokta olduğunu net olarak belirtiyorum size. Uzun vadede beğendiğim hisseler olduğu da gayet aşikar, açık ve net. Yani o yüzden biraz daha bunu işte dediğim gibi haftalık yayınlar falan yaptığımız için şu böyle olunca döngüde net olarak taban oldu değil. Bunu biraz daha görelim. Olma noktasına doğru gidiyoruz. Piyasa öyle düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum aslında. Ama biraz daha veriyle bunu desteklememiz lazım demek istiyorum kısaca. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese mutlu haftalar dilerim.